soru da Murat Arel'den gelecek. Buyurunuz Murat. Zaten ben de aslında hem bir noktaya değinip sonrasından bu soruya gelecektim Sayın Komutanım. Öncelikle iyi akşamlar. Bu daha öncesinde Sayın Bakanımız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem Bağdat'ta hem de Erbil'de ziyaretlerde bulunmuştu geçen ay. Evet. Ve ardından da bu bölgenin nasıl önemli bir bölge olduğunu şöyle tespitlerle bulunuyorduk ki bu basına, ulusal basına da yansıdı. 7 Mart'ta Papa Francis buraya ziyaret yapacak. Hatta bu YPG terör örgütü, Kobani soyadlı terör örgütü lideri, evet, bunun babası vefat ettiğinde Biden'ın aradığını biliyoruz. Bu da basına yansıdı. Bu kadar önem verilen bir bölgede Sayın Bakan'ın da oraları ziyaret etmesi neticesinde siyasi kanattan da böyle bir açıklama gelince bunun anlamını soracaktım size. Siz zaten siyasi olarak bunun bir hata olduğunu ve bunların normalde gizli kalınarak yürütülmesi gerektiğini siz açıkladınız. Yani buradan da şunu çıkarabilir miyiz? Bir gazeteci olarak ve kendi adıma soruyorum bunu. Buradaki yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerinin bile sorgulanamayacağı derecede olağanüstü bir operasyon bir şekilde siyasi menfaat uğruna hiçe sayılmıştır diyebilir miyiz Sayın Komutanım? Yani tabii bunu bunu söyleyemem. Yani böyle bir şey demek zor ama yani eyvah, tam soruda bir şey söyleyeceğim ama aklıma şey geliyor. Eğer karşı tarafta böyle bir istihbarat varsa, Erol Hoca'nın söylediği gibi işte Amerika PKK'ya bunu söylüyorsa, oraya bir istihbarat gidiyorsa zaten gitmiyor mu o zaman? Yani Erdoğan'ın söylemesinden mi anladılar bunu? Biraz da o noktada ama Sayın Pekin de diyor istihbarat böyle bir şeydir zaten. Birleşir ve istihbarat olur. O noktada biraz yani şey... Yani ABD'nin oraya istihbarat verdiğine ilişkin elimizde... Sadece kaygılar var. Bir teori. Ama şeyde katılmıyor. Pekin katılmıyor. Yani şey, öyle bir şey olmamış olabilir diyor. Ama o bölgenin nasıl önemli olduğuna bakar mısınız? Papa Francis oraya gidiyor. Aynı keza oradaki terör örgütü YPG'nin sözde liderini, örgütün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arayıp başsağlığı diliyor. Ve bizim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı da aramış değil bu kişi. Evet, aynen öyle. Sayın Pekin döndüler ekrana. Evet efendim, yanıtlıyordunuz Are'nin sorusunu. Buyurun lütfen. Yani ben söylemek istediğim konu şu. Yani bu tip harekatlar siyasi şeylerle, siyasi rantla ya da siyasi başarıyı dönüştürme isteğiyle şey yapılmamalı. Yoksa o zaman askeri harekat olmaktan çıkar ve harekat farklı şeylere dönüşür. Farklı yerlere dönüşür. Keşke söylenmesi. Hatta yapıldıktan sonra bile söylenmemesi gerekir. Sadece, Amerika'da öyle değil mi Sayın Pekin? Bazı operasyonlar 30-40 sene saklanıyor. Yapılan operasyonları dahi açıklamıyorlar. Yani söylememek lazım. Çünkü gerçekten o zaman öbür türlü ne yaptığınızı, ne ettiğinizi karşı taraf hep takip eder, bilir. Belli yerler var, belli yollar var. Yani yarın ne olacağı belli ki. Yarın da belki 2-3 kişi kaçırırlar, başka bir şey olur, el koyarlar. Bu devlet hayatında devamlı olan bir şey. Peki efendim, ben şunu sordu Murat Arel. Aslında size Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, yani yeni Biden döneminde bizi nereye götürecek bu ilişki? Yani şunu söyleyeyim, biz yani şöyle terörün bitmesi için yani sadece Türkiye'nin gayreti yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünün arkasından çekilmesi lazım. Ve Türkiye'yi bölme planından vazgeçmek lazım. Ya vazgeçecek ya biz vazgeçireceğiz. Yani alacağımız tedbirlerle biz vazgeçireceğiz. İkinci seçenek yani, daha olası komutanım. Yoksa bu terörün dışarıdan desteği devam ettiği sürece yani... Bugün bir Sözcü Gazetesi'nden bir arkadaşıma da söyledim. Yani tırlar geçiyor. O zaman nereden geçiyor? Şeyden, Semelka'dan geçiyor. Semelka yani şöyle Suriye ile Irak arasında 40 tane tır, 50 tane tır. Zaten bize de yakın. Ne yapacağız? Geçerken vuracağız. Yani daha anlamıyorlarsa bunu. Yani bu kadar çok Türkiye'ye karşı bir şey, YPG'de devleti kurmak için bir yerlerde şey yapıyorsunuz, ne derler, bir yığınak yapıyorsunuz, o yığınağı devamlı arttırıyorsunuz ve o yığınak sonunda size düşman bir şey,
ülkeye dönüşmeye çalışıyor. Ve size yarın bir gün bütün bekanınızı tehdit edecek bir durum. Ben destekliyorum komutanım. Amerikalılarla konuşacağız. Olmuyorsa vuracağız. Yani bunu yapmak, gerekirse bunları yapmak durumundayız. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu PYD'yi desteklediği sürece, İsrail'le birlikte veya PKK'yı desteklediği sürece bunun bitmesi mümkün değil. Yani bugün içeride biter, yarın Irak'ta başlar, Kuzey Irak'ta biter, içeride başlar. Yani ya da söndürülür, çekirdek haline gelir, sonra ihtiyaç halinde tekrar, yani umudun söndürülmesi lazım. Bunun çözümü, siyasi çözümü de olabilir. Yani o ayrı bir konu, yani oturup ona da çalışmak lazım belki siyasi çözümüne. Ama Amerika'nın bu şeyden vazgeçilmek gerekiyor. Vazgeçmediği takdirde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, biz bir 50-60 sene daha bununla uğraşırız, bu terör. Umarım böyle bir şey olmaz. Benim son sorum da şununla ilgili. Bazı uzmanlar dediler ki bir heyetle, sivil bir heyetle bu iletişim kurulup rehinelerin teslim alınması, sağ salim teslim alınması mümkün olabilirdi. Bu denendi mi, yeterince denendi mi bu seçenek acaba diye. Önce bir bunu yanıtlamanızı kısaca rica edeceğim. Sayın Komutanım, bir de son olarak şunu sormak isterim. Muhalefet Partisi temsilcileri siyasi iktidarın temsilcilerini istifaya davet ettiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Soylu ve Sayın Akar'ın, hatta belki MİT'te böyle bir yetkili varsa bu süreçlerde görev almış. Siz katılır mısınız bu çağrılara, istifa çağrılarına? İstifa konusunu yani o zaman her olayda, yani Türkiye'de bundan sonra bu tip olaylar olacak, çok daha fazlası da olacak. Yani her olayda istifa edecek şeyimiz yok. Yani başka yerlerde var ama yani istifa müessesesi oralarda bu tip olaylar yok. Bu olaylar arkası arkasına gelecek. Ve her seferinde böyle bir istifa olayı bana göre yanlış. Onu söyleyeyim. Ama şunu söylemem gerekiyor. Evet, sivil heyetlerle görüşülmüştür. Yani bunlar görüşmeler oldu. Zaten daha 96'da galiba, 96 yılında böyle bir görüşme oldu. Evet. Ondan sonra 2007 yılında yine o zamanlar işte Sayın Erbakan'ın partisinden birileri gitti. Hatta gittiler, görüşler ettiler. Şeyden de gittiler herhalde. HADEP'ten de, o zaman HADEP adı altında daha yahut da Halkların Demokratik Partisi veya daha farklı parti vardı. Hep, o zaman da gittiler. 2007'de yine Dağlıca baskınından sonra devreye girildi STK'lar, onlar getirdi. Yani biz devre değildik devlet olarak ama yani bunlar yapılmıştır diye değerlendiriyorum. Çünkü bunlar yapılmadan böyle bir şey olmaz. Yani bunların asıl reyliğinin kurtarılışı ya parayla olur, yani sivil heyetler gider, ya takasla olur. Ya da bazı büyük devletler araya girer, onların baskısıyla olur. Yani birkaç devletle beraber. Yani bu konular Türkiye'de biliniyor. Daha evvelden başımıza geldi konular. Keşke böyle bir şey olabilseydi. O zaman kansız şehitleri vermeden bu işi hallederdik. Son olarak ama, bugün... Buyurun, evet. Buyurun efendim, cümlenizi tamamlayın. Bir son soru. İstifa konusuna ben yani Türkiye'de istifa müessesine bu şekilde çalışmak artık o zaman şeye döner, kan davasına döner bu iş. Biz çünkü siyasetten bunu anlıyoruz, yani halk da bunu anlıyor. Siyaset olduğumuz zaman karşılıklı partiler birbirine düşman oluyor. Partiyi tutanlar da birbirine düşman oluyor. Maalesef bu ben yani 60 ihtilalinde de işte çocukluğum o zaman aynı şeyler var. Bütün şey boyunca düşmanlık yaratıyoruz, kin yaratıyoruz ve insanlar birbirine sanki düşman gibi görüyor. Yani elinden gelse, cezası olmasa karşıdakini öldürecek. Yani vicdan da şuydu, buydu, vatandaş da falan. Bunların hepsini bir tarafa bırakın. O hale getiriyoruz milleti. Peki efendim, benim son sorumda bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ilişkin, o da kendisi de Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir talebi oldu. Türkiye NATO'nun bir parçası ve zaman zaman bu durum tartışmaya da açılıyor. Hem muhalefet hem iktidar tarafından. Siz ne düşünüyorsunuz Türkiye NATO ilişkisi hakkında ve Sayın Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik çağrısı hakkında? Yani müttefiklerini yapmaları lazım. Yani NATO'nun 5. maddesi Türkiye büyük bir şey altında, terör baskısı altında ve bu terör baskısı maalesef terör örgütü şeyler tarafından destekleniyor.
Yani NATO ülkeleri, NATO müttefikleri tarafından, Türkiye'nin müttefikleri tarafından destekleniyor. Amerika, Fransa başta olmak üzere, şimdi Almanya başta olmak üzere. Yani o zaman NATO'nun 5. maddesi illa girip de Rusya'nın bize saldırması, başka ülkenin saldırması yok ki. Bu konuda da bize yardımcı olmaları lazım. Bu konuda yardımcı olmaları için illa silah da vermeleri gerekmiyor. Siyasi olarak baskıda bulunmak suretiyle ya da Türkiye'nin Türkiye'ye karşı mücadele eden bu şeyleri, bekasına yönelik faaliyetleri icra eden PKK gibi örgütleri şey yapmaları gerekiyor. Bir şekilde baskılanır, onlara yardım etmemeleri gerekiyor. Ama bizim müttefiklerimiz tam tersini yapıyor. Yani söz dinleyeceklerini sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri kafasına koymuş Büyük Ortadoğu Projesi. Türkiye onunla beraber işte bir birleştirilmiş bir Kürt konfederasyonu geliştirmesi, sınırlarının değişmesi, Türkiye'nin parçalanması, İran'ın parçalanması. Kafalarında bu var. Yani bu olduğu sürece, aynı şey yerlerinde de var. Bu olduğu sürece yapacak bir şey yok. Çünkü Türkiye diyorlar ki siz Anadolu'ya sıkışın. Serbia'da nasıl sıkıştırmışsak biz Anadolu'ya sıkışın. Başka bir şey istemeyin. Bizim söylediklerimizi yapın. Rusya'yı güneyden çevreleyin. Ne der? Onun dışına çıkmayın. Yani Türkiye'ye bunu dayatıyorlar. Nasıl dayatıyorlar? Bakın Türkiye'nin ihtiyaç olduğu, Türkiye'nin biraz palazlandığı ya da ihtiyacı olduğu durumlarda o konuda havuç sopa gerçi çok şey değil ama uygun bir tabir değil ama onu kullanıyorlar. Yani bize işte ekonomik krizimizin karşılığında bizden taviz istiyorlar. Siyasi taviz istiyorlar. Başka şeylerin karşılığında siyasi taviz istiyorlar. Her seferinde yaptıkları bu. Yani NATO'da olduğumuz zaman en azından şunu görüyoruz belki NATO'nun içerisinde. Bu adamların bize karşı yaptıkları hareketleri ya da bizim aleyhimize yaptıklarını NATO içerisinde biraz daha rahat görme imkanımız var. Hay Allah, peki artık galiba Sayın Pekin'i bir kez daha bağlama lüksemizi. Hah, geldi. Peki, evet. Son bir cümle. Düşmanımıza yakın olmak durumundayız. Dolayısıyla düşmanımıza ne kadar yakın olsak ne yaptığını görüyoruz. Yani öyle görüyorum. Ben NATO bir savunma örgütü olmaktan çıkmış durumda Türkiye açısından. Ama tek şeyi var, özelliği var. Bizim bir Türkiye'nin bekasına yönelik faaliyet icra eden ve o örgütleri destekleyen ülkeler NATO içerisinde, Amerika başta olmak üzere en azından onların ne yaptıklarını görüyoruz, öğreniyoruz. Bu faydası var. Yoksa Türkiye'nin savunması açısından bir faydası olduğunu sanmıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin bu kuşakta bizimle birlikteydi. Tabii ki de yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir değerli yayın konuğumuz daha olacak birazdan. Hani